Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sıfırdan Python serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dersimizde sizinle birlikte şunu yapacağız. Hatırlayalım. Nesne yönelimli programlamanın sonunda küçük bir kısmı eksik bırakmıştık. İşte bu derste orayı tamamlamaya çalışacağız. Bunun için şöyle bir yol izlemiştik. Önce fonksiyonları öğrenmiştik. Fonksiyonların biraz daha ileri düzey kullanımlarını öğrendikten sonra decorator kavramını öğrenmiştik. Bugün de e, Python'da gömülü halde bulunan yani hazır bulunan bazı özel dekoratörler var, klaslara özgü. Bugün de onları öğreneceğiz ve nesne yönelimli programlamaya küçük bir nokta koyacağız. Şimdi bugünkü dekoratörlerimiz 3 tane property setter ve deleter dekoratörleri. Ne işe yarıyorlar? Size bunu bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum çünkü ben normalde e, Derse bu videoyu hazırlamadan önce birkaç sefer ifade etmeye çalıştım ancak hiçbir seferinde de e, yani ürettiğim çözümler yaptığım açıklamalar hoşuma gitmedi çok anlaşılır olmadı o yüzden ben size bunu güzelce bir örnek üzerinden açıklamak istiyorum bakın başlarken çok kolay bir klas oluşturalım buna kişi diyelim herhangi bir sınıftan miras almayacağız o yüzden parantezlerimiz Yok. Hemen her zamanki gibi ilk iş init metodumuzu oluşturacağız ve bu kişinin bir ad bilgisi olacak, bir de soyad bilgisi olacak. Burada arkadaşlar artık self hakkında konuşmuyorum. Buraya kadar geldiysek self'i sindirmiş olmamız lazım. O yüzden self.ad ad olsun. Sonra self nokta soyad eşittir soyad olsun. Ben bir de adla soyadı bir arada barındıran başka bir alan daha oluşturmak istiyorum. Self nokta ad soyad dedim. Bu da şöyle olsun. Ad olsun. Sonra bir tane boşluk olsun. Ondan sonra da soyad olsun. Bu da böyle bir alan. Bir tane de e-mail alanı eklemek istiyorum. Ama e-mail'i şöyle eklemek istiyorum. Def email dedim. İçine otomatik olarak zaten selfie alacak. Şimdi şöyle bir e-mail olsun. Herkesin e-maili adı nokta soyadı et şirket nokta com olsun. O yüzden bu bana şöyle bir şey geri döndürsün. Pardon f string yapacağım. Şöyle e, ad olsun. Tabi ad derken self nokta nokta bir tane daha küme parantezi self nokta soyad sonra da et şirket nokta bu da e, kişinin e-mail adresi olsun. Sonra buraya gelelim bir tane kişi oluşturalım. Mesela kişi bir kişi bir bu eşittir, bu bir kişi olacak diyelim. Parantezi açtığımız zaman zaten bizden ad ve soyad bilgisini bekliyor. O halde ben bunun ismine mesela Ali diyeyim. Virgül soyadına da mesela uzun diyeyim. Kişimizi oluşturduk. Şimdi bakın. Print kişi bir nokta ad. Adını yazdıracağım. Print kişi bir nokta ad soyad yani adı ve soyadını birlikte yazdıracağım. Bir de print kişi bir nokta e Niye bu sefer yazamadım bir türlü anlamadım. Kişi bir nokta kişi bir nokta e Bunları yazdım. Şimdi burada ilk önce dikkatinizi çekmesi gereken bir şey var. Bakın kişi bir nokta at dedim sonunda parantez yok. Kişi 1. nokta ad soyad dedim. Orada da e, sonunda parantez yok. Ancak kişi 1. nokta e-mail dedim. Burada sonunda parantez var. Şimdi arkadaşlar bu neden böyle? Hemen ona bakalım. Şimdi biz burada e, klasımızı oluştururken bir ad alanı oluşturduk. Bakın bu bir özellik. Bir soyad alanı oluşturduk. Bu bir özellik. Ad soyad da bir özellik. O yüzden ben bunlara direkt isimlerini yazarak erişebildim. Ancak e-mail diye bir özellik yok. Burada e-mail bir metot yani bu klasa ait bir fonksiyon ve ben onu çalıştırdığım zaman ancak bana bir e-mail adresi geliyor. Yani ben bunu bu şekilde yazdırırsam ekrana herhangi bir kişinin mail adresini yazmaz. Bu bir fonksiyon nesnesidir yazar. O yüzden buradaki e-mail adresi bir alan değil arkadaşlar. Yani ben onu çağırdığım zaman gidiyor. Ada bakıyor, soyada bakıyor. Bana bu mail adresini oluşturup geri döndürüyor. Şimdi bunu çalıştıralım ve beklediğimiz şeyleri görelim. Bakın adı Ali, soyadı Uzun. Mail adresi de işte aliuzunetşirket.com Şimdi size küçük bir soru. Şöyle bir değişiklik yaparsam acaba ne olur bakın böyle bir değişiklik yaparsam acaba ne olur Şimdi ben bunu çalıştırıyorum Siz e, aklınızdan cevabınızı geçirin arkadaşlar bakın bakalım burada göreceklerinizde uydu mu bakın çalıştırdım kişi 1. at gördüğünüz gibi Ahmet oldu ama at soyattaki isim değişmedi arkadaşlar hala eski isim var Ali uzun ancak e-mail'deki değişti. Şimdi bunun niye böyle olduğunu hemen bir düşünelim. Bakın şimdi. Biz burada e, kişimizi oluştururken Ali dedik. Burada bir alan oluşturduk. Bir değişken var. Bir alan açıldı hafızada. Orada Ali yazıyor. Soyad için de bir alan açıldı. Orada Uzun yazıyor. Ad soyad için başka bir alan açıldı. Orada da Ali Uzun yazıyor. Tamam. Ancak e-mail adresi için herhangi bir alan oluşturulmadı. Yani orada bir metot var. Ancak ben o e-mail adresini görmek istediğim zaman bu metodu çağırıyorum. O da gidip ada bakıyor ve soyada bakıyor. Bana mail adresini döndürüyor. Dolayısıyla bu mail adresi hep en güncel versiyonu kullandığı isimde ve soy isimde. Ancak ad soyad da böyle olmadı. Yani ben burada bir yere ada Ali dedim. Soyada uzun dedim. E ad soyadı oluştururken de Ali Uzun dedim. Ancak sadece bunu oluştururken oradaki ad bilgisi ve soyad bilgisinden faydalandım. Ancak hafızada bu başka bir yerde, bu başka bir yerde, bu başka bir yerde. Yani bunları oluşturduktan sonra benim buradaki herhangi bir değişikliğim ad soyadı eklemiyor. Şey e, eklemiyor değil, etkilemiyor. Dolayısıyla arkadaşlar ad soyad oluşturulurken Ali Uzun diye oluşturuldu ve ali uzun diye de kaldı. O yüzden arkadaşlar bu böyle bir küçük problem oldu. Şimdi bu problemi çözmeye çalışacağız. Aklınızdan şöyle bir şey geçirdiğinizi duyar gibiyim. E, onu da e-mail gibi yapalım. Evet onu da e-mail gibi yapalım arkadaşlar. Bakın şöyle tabii et değil. Şu şekilde. Bunu da e-mail gibi yapalım. Hemen bir tane fonksiyon oluşturalım. def bize bu e-mail desin içine herhangi bir parametre almasın. Zaten ad ve soyada erişebiliyor. Bu da bize şunu geriye döndürsün. Yine f string ile yazalım. Bir tane ad gelecek. Self nokta ad. Nokta sonra nokta gelecek. Bir tane daha küme parantezi. Self nokta soyad. Ondan sonra et. Diyelim ki şirket nokta şirket not. Ben tabi burada yine e-mail adresini oluşturdum. Özür dilerim. Kafam karışmış. Ad soyad diyecektim. O zaman bu da bize sadece şunu döndürecek arkadaşlar. Kusura bakmayın orada biraz kafam karışmış. Akşam saatleri tabii ki yorgunluk birazcık var. Tamam. Ad soyadı oluşturduk biz bu şekilde. Ancak bu artık bizim için yine bir özellik değil. Bir metot oldu. O yüzden buradan bize bir gel, bilgi gelmesi için bizim bu metodu çalıştırmamız lazım. Bakın bu şekilde çalıştırdığım zaman evet gerçekten de güncellendi. Yani adı güncellediğim zaman sadece ad soyad da güncellendi ve e-mail adresi de güncellendi. Ancak bunun şöyle bir problemi oldu arkadaşlar. Şöyle bir problemi oldu. Siz böyle bir değişiklik yaptığınız zaman sizin bu nesnenizi kullanan, daha doğrusu bu klası kullanan diğer bütün klaslar bu özelliği değiştirmeli. Çünkü önceden ad soyad bir özellikti. Yani bu şekilde erişiyordunuz. Ancak artık bir metot oldu bu şekilde erişiyorsunuz. Dolayısıyla bu büyük ölçekli programlarda çok büyük bir problem. Yani hangi klaslar buna erişiyor, hangi klaslar bununla etkileşim halinde hepsine teker teker gidip değiştirmeniz gerekir. O yüzden bu kullanım çok doğru değil. İşte bu yüzden arkadaşlar Property Decorator'ından faydalanıyoruz. Yani Property Decorator'ı şöyle bir iş yapıyor. Bakın ad soyadın üzerine geldim. Buraya Et dedim ve property yazdım. Zaten kendisi bakın önerdi. Buraya da gelip bunları kaldırdım. Yani bakın şöyle çalıştırayım. Evet aynı şekilde çalıştı. Hiçbir problem olmadı. Property decorator'ın yaptığı şey arkadaşlar sizin e, metotlarınıza bir e, özellik gibi yaklaşmayı sağlıyor. Bakın siz bunu bu şekilde değiştirdiğiniz zaman artık bu kodu kullanan önceden de bu şekilde erişiyordu arkadaşlar. Halen bu şekilde erişmeye devam edecek hiçbir fark olmadı. Sadece siz burasını değiştirdiniz. Yani Property Decorator'ı sizin içeride oluşturduğunuz metotlara sanki bir alan özelliğiymiş gibi yani bir ad özelliği, bir ad soyad özelliğiymiş gibi e, kullanabilmenizi sağladı. İsterseniz hemen bu e-mail'in parantezlerini buradan silelim. Aynı şekilde bunu da bir özellikmiş gibi Property Decorator ile kullanabiliriz. Bakın buraya Property yazdım. Bunu çalıştırdığım zaman yine herhangi bir problem çıkmadı. Peki <laughs> Özür dilerim. Şimdi burada şöyle bir şey karşımıza çıkacak. Biz bunu öğrendik. Güzel oldu. Yani at soyadı bir fonksiyon halinde tanımladık. Arkadaşlar bir saniye. Evet geldim arkadaşlar. Bu aralar biraz sesimde problem var da tekrar sesim kısılır gibi olmuştu. Tekrar devam ediyorum. Şimdi bütünlüğü umarım bozmamışımdır. Şimdi bir aklım gitti geldi. Ancak şunu söyleyeyim. Hemen tekrardan property'yi söyleyeyim. Bu sizin metot olarak tanımladığınız özelliklere sanki bir alanmış gibi erişmenizi sağladı. Yani aslında ad soyad burada bir metot ancak siz bunu sanki bir özellikmiş gibi kullanabildiniz. Buna yaradı. Şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Bunun getirdiği bir tane sonuç var. Onu görelim. Mesela ben normalde kişi bir nokta ad soyad şöyle yapayım. Kişi bir nokta ad soyad mesela şöyle yapabilirim normalde. Ali uzun ya da Ali uzun zaten öyleymiş kısa diyelim. Bunu bu şekilde yapabilirim ama çalıştırdığım zaman bakın burada özelliği ayarlayamıyorum diyor. Çünkü aslında böyle bir özellik yok. O bir metot. Şimdi bunu halletmeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu yapmak için de setter decorator'ından faydalanacağım. Şimdi bakın yani bu sefer yapmak istediğim şey de bir ad soyad bilgisi gireceğim. Oradan ona göre gidip adı da değiştirecek soyadı da değiştirecek. Zaten geri kalan her şey dinamik olarak oluşturuluyor. Şimdi bunu yaparken şunu yapacağım arkadaşlar. Diyelim ad soyad yapacağım ya. Et diyeceğim. Aynı isimli ad soyad nokta bakın setter. Kendisi çıktı. Bu da ee, az önceki gibi şu şekilde bir atama yaptığınız zaman arkadaşlar yani bir şey etmek istediğiniz zaman otomatik olarak bu çalışacak. Şimdi buna bakalım. Burada aynı fonksiyonu bir daha tanımlıyorum. Def ad soyad dedim ve bu içine bir selfie otomatik olarak alacak. Bir tane de benim oradan gönderdiğim e, ne diyelim ismini. İsim alacak. Şimdi sonra ne yapacak? Mesela ben burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Kişi bir nokta ad soyad adını ve soyadını şu şekilde değiştirmek istiyorum. Diyelim ki mesela ne olsun bu? Bu sefer kadın olsun mesela. Ayşe olsun soyadı da yıldız olsun. Bunu bu şekilde değiştirmek istiyorum. Hemen buraya geleceğiz. Bu parametre olarak Ayşe Yıldız buraya geldi. Şimdi ben bunu boşluğa göre böleceğim. Birinci kısım isim olacak. ikinci kısım soy isim olacak. O yüzden ben bunu şöyle yapayım. Ad virgül soyad diyeyim. Eşittir. Bana parametre ile gelen ismi şöyle split ile boşluk karakterine göre böleyim. Burada tabi arkadaşlar yani şu aklınıza gelebilir. Yani belki üç ismi vardır, belki dört ismi vardır veya kimisi iki soyadını birden kullanıyor. Ancak o yani bu dersimizin konusu değil. O bir şekilde burada ayarlanabilir. İsim nokta split dedim. İki elemanlı bir liste oldu. Birincisi ada geldi, ikincisi soyada geldi. Self nokta ad eşittir ad. Yani bu değiş bu nesnemin adı ad olsun. Self nokta soyad eşittir soyad olsun. Ben de onları aldım. Buraya gönderdim arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu nesnenin adıyla soyadını değiştirdim. Bunlarda herhangi bir şey yapmama gerek yok. Çünkü adla soyad değişince bunlar zaten otomatik olarak değişiyorlardı. Bakın bunu çalıştırdığım zaman tamamen değişti. Yani ilk önce Ali Uzun yaptık. Sonra adını Ahmet yaptık. Ancak ondan sonra da kişi biri ad soyad olarak Ayşe Yıldız olarak değiştirdik. Dolayısıyla en son güncel hali bu. Dolayısıyla ad da değişmiş, ad soyad da değişmiş. Ona göre e-mail adresi de değişmiş oldu. Yani arkadaşlar bu da property'yi kullandığımız her zaman hemen hemen kullanmamız gereken bir decorator. Çünkü normalde burada ad soyad diye bir değişken yok. Ben bunu buraya evet bir şey Ad soyad diye bir özellik yok. Ben bunu sanki bir özellikmiş gibi atama yaptım. Aslında bu bir özellik değil. Bu bir fonksiyondu. Yani bu bir metottu. O yüzden de bunu setter e, decorator'ıyla halledebildim. Yani şunu bilin: Siz böyle bir atama yaptığınız zaman, yani bir şeyi set etmeye çalıştığınız zaman, otomatik olarak setter decorator'ı çalışacak. Bir de arkadaşlar bir şey silmek istersek eğer. Bakın şunu biliyorsunuzdur. Birkaç sefer kullandığımızı hatırlıyorum. Del mesela kişi bir derseniz. Del kişi bir derseniz. Şu an tabi burada kişi bir tanımlı değil. Bunu buradan alalım. Bunu burada çalıştıralım. Bakın burada kişi biri silmiş oldunuz. Kişi birin bundan sonraki kısımları hata verdi. Çünkü kişi bir diye bir şey yok. Ancak siz şunu da yapabilirsiniz. Mesela e, şuraya geleyim, del diyelim. Kişi bir nokta. Sadece adını da silebilirsiniz. Bakın, buraya gelip çalışalım. Burada da böyle ad diye bir değişkeni yoktur diyor. Şimdi del her şeyi siliyor. Şimdi del çalıştırıldığında, mesela ben bir ad soyad gireceğim arkadaşlar. Adı ve soyadını değiştirmek istiyorum diyelim ki ya daha doğrusu silmek istiyorum. Del çalıştırıldığında da otomatik olarak çalışan bir decorator var. Onu da şöyle yapalım. Mesela ad soyad nokta deleter. Bu da bu. Şimdi arkadaşlar bu da nasıl ki bu bir atama yaptığınızda otomatik olarak çalışıyordu. Bu da del dediğiniz zaman çalışacak. Tabi şimdi burada arkadaşlar evet gerçekten ben buraya del dedim buraya da deleter'ı koydum ama bunun içinde ben çok bambaşka bir şey de yapabilirim. Şimdi hemen bunun altında yine def ad soyadı tanımlayacağım arkadaşlar. Def ad soyad dedim bu içine yine selfie aldı bakın bunun da ismi aynı bunun da ismi aynı. Bunun da ismi aynı. Bu sadece nasıl kullandığınıza bağlı olarak bunlardan bir tanesini seçiyor. Eğer atama yaparsanız setter'da ne varsa onu yapıyor. Ondan sonra eğer direkt erişmek isterseniz bu şekilde property seçiyor. Eğer del ile silmek isterseniz de bunu seçiyor. Mesela ben bunun içine sadece print silindi yazayım mesela. Başka hiçbir şey yazmasam da olur. Bakın ben buraya gelip şöyle yaparsam ve buraya da del e, kişi bir del kişi bir dersem tamamen siler. Ben buraya ad soyad diyorum çünkü onun için bir e, deleter decorator'ı oluşturdum. Bakın çalıştırdım. Burada bu silindi dedi. Tabi ben bir şeyi silmedim burada çünkü burada öyle kodlar yazmadım ancak mesela silindi şöyle olabilir. Mesela adını da değiştirelim, soyadını da değiştirelim. self nokta ad eşittir. Mesela nan olsun. Aynı şekilde self nokta soyad eşittir. Nan olsun. Bakın ben burada şunları şöyle yapayım artık. Çok kalabalık olmasın. Kişiyi oluşturmuş olayım. Sonra bu kişinin ad soyad bilgisini silmiş olayım. Bakın kişinin aslında kendisi var. Yani ben burada kişi biri silmedim. Sadece ad soyad bilgisini sildim. O yüzden burada da e, silindi yazdıktan sonra adına da nan dedi adı soyadına da nan ve nan dedi mail adresini de ona göre oluşturmuş oldu tekrardan söylüyorum arkadaşlar bakın bu özellik olarak erişmek istediğinizde property decorator'ı otomatik olarak çalışıyor yani şu metot çalışıyor veya bu e, eğer siz bir atama yapmak isterseniz otomatik olarak setter decorator'ı çalışıyor eğer siz del ile herhangi bir şeyi silmek isterseniz orada da deleter decorator'ı çalışıyor. Yani bunların içinde tabii ki yapmak istediğiniz şeyleri siz belirleyeceksiniz. Az önce söylediğim gibi yani burada ben evet bir deleter oluşturdum. Aslında herhangi bir şeyi silmek zorunda da değildim. Ancak Evet arkadaşlar sanıyorum ki bu kaydı burada noktalasak iyi olacak. Çünkü daha önce karşılaşmadığım hatalarla karşılaşıyorum. Bilgisayarıma sanırım bir baştan başlatsam iyi gelecek. Zaten tamamlamıştık arkadaşlar. Bundan sonraki kısımda aklımda bir iki proje var ama bunlardan bir tanesi ve ağır basanı büyük ihtimalle grafik arayüzü üzerine çalışmak olacak. O videolarda da görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Hoşçakalın.